Şimdi bugün de standart olmayan sıvı ölçü birimleriyle ilgili problem yapacağız. Burada vereceğiniz bir tane bilgi var. O bilgi çok kıymetli. Çocukların uzun süre işine yarayabilecekleri bir bilgi. Artı çarpmada kullanabileceğiniz bir bilgi. Bunun için bakalım. Probleme bakalım. Farah, problemi böyle bir al. Bir kova 5 bardak su ile doluyorsa 4 kova kaç bardak su ile dolar? Çocuklar buradaki denklemi öğrenirlerse eğer, bunu kavrarlarsa işimiz çok kolay olur. Çarpmada da işimiz çok kolay olur. Çünkü çarpmadaki problemler hep katla ilgili. Bu da ona yakınmış. Onun 4'ün 1'in 5 katı ile ilgili. Şimdi bakalım buraya. Bir bardak, yani bir kova 5 bardakla doluyorsa 4 kova kaç bardakla dolar? Burada yapacakları şey çarpma işlemidir. Ve buna matematikte içler dışlar çarpımı denir. Bakalım. Çarptık. 4 kere 5 20. Kendiliğinden çıkıyor. Başka hiçbir işlem yapmalarına gerek yok. Ama yeter ki problemlere baktıkları zaman 1 ile 1 kovaya, yani 1'e karşılık ne denk gelmiş? Bunu bulabilirlerse, o problemi içinden çıkartabilirlerse gerisi kendiliğinden çözülür. 4 kova kaç bardak su ile dolar? 1'e 5 ise 4'e 4 çarp. Hemen içler dışlar çarpımı ile 4 kere 5 20'dir. Veya ellerin 1'e 5 ise şöyle de yapabilirsin. Evde bunu da deneyebilirsin. Biz bunu sınıfta denedik. Bunu deneyebilirsin mesela. 1'e 5 ise 5 yazın parmaklarına. 4'e kaç olur? 4 parmaklarını çıkartsınlar. 1, 2, 3, 4. Hepsini 5'er tane yazın. Çünkü bir taneye 5 tane lazım. Şimdi saysınlar. 5, 10, 15, 20. Buradan bu parmak yöntemini denerseniz çok başarılı olur. Uygulaması da daha kolay olur. Bunu toplama işlemiyle de yapabiliriz. 1'e 5 ise 4'e kaç tane olur? O zaman 4 tane 5'i yan yana yazarız. Eşittir 20. Zaten çocuklar bunu sürekli kazandırmaya çalışıyor. Toplamanın kısa yolu çarpmadır diye. Toplamayla, bu arada toplamayla çarpmanın da arasındaki ilişkiyi de öğrenmiş oluyorlar. 4 kere 5 20. Demek bize 20 tane lazım. Gel Farah. Görebiliyor musun? Şimdi ikinci probleme bakalım. Bir sürahi 3 bardak su ile doluyorsa 5 sürahi kaç bardak su ile dolar? Kolay. Aynı düzen. Aynı sistem. Öncelikle bir sürahi kaç bardak su ile doluyor? 1 çizgi 3 bardak su ile doluyor. Yani 1'e 3. 1'e 3. O zaman 5'e kaç olur? Burayı bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Çarpacağız. 5 çarpı 3 eşittir 15. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim, daha biz çarpmayı öğrenmedik. Çarpmayı, ritmik saymayı bilen çarpmayı zaten öğrenmiş olur. Elin 5 yaparsın, 3'e 3'e sayarsın. 3, 6, 9, 12, 15. Böylelikle çarpmayı da öğrenmiş olursun. Çarpmada arasındaki toplamayla çarpma arasındaki ilişkiyi, ritmik saymalarla arasındaki ilişkiyi öğrenirse hiçbir zorluk çekmez. Yeter ki ritmik saymayı öğrensin. Sonra 5 tane 3 de yazabiliriz mesela. 1, 2, 3, 4, 5. Topla. Yine parmak hesabı yine yapabiliriz. Ömer gel. Gel. 1'e kaçtı? Bir sürahi 3 bardakla doluyorsa yine bir parmağın üzerine 3 yazarız. Kaç parmak lazım bize? 5. 5 sürahi. O zaman bunları da yazarız. 3. Sayarız sonra. 3, 6, 9, 10, 15. Kendiliğinden ortaya çıkar.
Bunu iyi öğrenirsek ileride çakmada da bu bizim işimize yarayacak. Çünkü diyeceğiz ki mesela 8 katlı bir binamız var. Birinci katında 3 kişi oturuyorsa bu binada 8 katlı olduğu için toplamda kaç kişi oturacak? 1'e 3 ise 8'e kaç olacak? 1'e 3 ise 8'e 3 kaç olacak? Çarpar 8 ile 3, 24 tak diye kendiliğinden çıkmış olur. Bunu çakmada çok kullanırız. Bunu evde mutlaka çalışın, parmak usulü çalışın, bunu sorun sürekli mesela 1'e. Çünkü bunun bir de ikinci kısmı var. Bir de geri dönüşü var. Onu da başka öbür videoda anlatacağız. Yani diyecek ki işte 5 sürahi 15 bardak suyla doluyorsa 1 sürahi kaç bardak su? Bir de bunun geri dönüşü var. Onun geri dönüşünü anlatacağız. Önce bunu bir yerleştirelim. Daha sonra bunun geri dönüşünü anlatırız. Teşekkür ederim.